Cumhurbaşkanı'nın 31. yıl dönümü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk 2 Temmuz ve bugün burada genel başkan sıfatıyla tüm yardımcılarımızla, grup başkan vekillerimizle, milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, partideki tüm kademelerdeki yöneticilerimizle birlikte ailelerin yanında olmaya geldik. Biraz önce de ifade ettim. Burada iki önemli karar alınmadan, sonuç alınmadan bu mücadele durmayacak. Elbette her sene 2 Temmuz'da geleceğiz, burada anacağız. 31. yılı birinci yıl kabul ediyoruz. Birinci talep bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bir utanç müzesi olması. Bu bilim ve kültür merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. Biz bunu hak etmedik diyorlar. Ne bilimi ne kültürü. İnsan yakmak bizim kültürümüzde var mı diyorlar. Bilime inanan, kültüre inanan, sanata inanan canları burada yaktınız diyorlar. Burası utanç müzesi olacak. İkincisi de istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Ama eninde sonunda bu kararların bozulup bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramazlar. Affa uğramazlar. O yüzden insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz. 7 kişinin Alman vatandaşı, ikisinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, birinin Sivas Emniyetine 500 mesafede öldüğü, birinin AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir'de istihdam edildiği kaçakların mutlaka gıyaplarında insanlığa karşı suç işlemiş kişiler olarak cezalandırılmasını, bunun dışında kurulan tüm kararların bozulmasını, zaman aşımı kararının da bozulmasını bekliyoruz. Bakın, çok kararlıyız. Bu bir kan davası değil. Kan davaları bile bir gün biter. Ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'deki tüm canları tehdit eden bir insanlık suçudur. Nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri, bu mayınları sadece gözyaşlı analar, eşler, çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bunu bütün siyasiler bütün riskleri görerek cesaretle bu mayınları ellerimizle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum. Bir yıl mı olur, iki yıl mı olur, üç yıl mı olur ama andolsun ki 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bir 2 Temmuz'da daha geç değil gelip burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım. O açılışta burada bulunacağım. Hep beraber yapacağız. Andolsun, andolsun, andolsun. Efendim daha dün 10 Ekim davasında insanlara karşı tutuklardan beraat etti sanıklar. Bu konuda ne söylersiniz? Bu dava eğer insanlığa karşı suç mücadelesini kazanırsa bu 10 Ekim davası içinde çok sayıda geçmişteki katliamlar içinde uygulanabilecek tarihi bir kazanım olacaktır. Dün verilen kararlar da utanç verici kararlardır. Bu davanın böyle zaman aşımına uğratılması da utanç vericidir. Bunun için biz burayı hem utanç müzesine çevirmek hem de insanlığa karşı suç kazanımını elde etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünkü kararda son derece haksız, hukuksuz bir karardır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Zaman aşımına uğratıldığını unutmayalım. Oysa bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu yüzden zaman aşımı olmaz. Biz halen daha insanlık için umudumuzu ve ümidimizi koruyoruz. İstinaf aşamasında, temiz aşamasında bu davanın kararlarının bunun bir insanlık suçu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgusuyla istinaftan bir bozma kararı bekliyoruz. O süreci
Şenol Sarıhan'ın şahsında takip eden elbette bulundum ama ilk kez genel başkan olarak buradayım. Partimizin genel başkan yardımcıları, il başkanları, partimizin grup başkan vekilleri, mecliste resmi görevde olan katip üyeleri, başkanlık divanı üyeleriyle, neredeyse tüm il başkanlarımızla, kendisi de Sivas'ta olan İstanbul il başkanımız onları bu toplantıda temsil ediyor ama hepsi meydandalar, buradalar. Bu acıyı bir kez daha yüreğimizde hissettiğimizi, bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu, bu katliamın birinci yılıymış gibi 31. yılında takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Son olarak annelere, eşlere, evlatlara, Türkiye'ye kendi acılarını unutmayıp bunu bir toplumsal mücadele olarak 31 yıldır sürdürdükleri için, Soma'daki annelere ilham oldukları için, Çorlu annelerine ilham oldukları için, Türkiye'de adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında kim varsa onların mücadelesine güç verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Unutulmasın ki acıları üzerinden birbirlerine bağlı olanlar, suçları üzerinden birbirine bağlı olanları eninde sonunda yenerler. Çünkü bizim bağımız gerçek bir bağdır. Çıkar ilişkisine dayalı, birbirini korumaya, kurtarmaya dayalı, suçunu örtbas etmeye dayalı, suç ortaklıklarına dayalı değil, acılar üzerinden birbirine saygı ve sevgi duyanların bağıdır. Hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum. Eyvallah. Şimdi sayın... Değerli basın mensupları, 31 yıl önce bugün şu anda bulunduğumuz yerde